Sineteke hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yaklaşık bir haftadır beklediğim şu paketi açacağız arkadaşlar. Ben bu cihazı Amazon'dan satın aldım. İçinde bir mini PC var. Ancak size daha önce paylaştım. Bu mini PC'lere göre boyutunun birazcık daha büyük olduğunu tahmin ediyorum. Daha kutuyu açmadım. Tam olarak içinden ne çıkacak açıkçası bilmiyorum. Birazcık ama büyük olduğunu tahmin ediyorum. En azından resimlerden öyle gözüküyor. Hatta size ekranı alayım. Ürün halen de Amazon'da satılıyor. 2759 lira bas fiyatı var. 621 liralık da bir vergisi var. Ben bu ürünü 2301 bir de satın almıştım. Bugün 31 yani 30'u bir haftada sanırım İtalya'dan geldi arkadaşlar. Çünkü üzerindeki tüm yazı İtalyanca. Yorumlara da bakıyorum. Genelde İtalyanca yorumlar yapılmış. Hatta içindeki Windows'ta İtalyanca ermiş. Tabii ki bu Windows'un İtalyanca olması bizim için sorun değil. Biz buna sıfırdan Windows 10 ya da 11 kurabiliriz. Bilgisayarın markası HP arkadaşlar. HP 8300 USDT diye geçiyor. Özellikle kriptoyla uğraşanlar için USDT ibaresi tabii ki Tanıdık gelecek. Bu bilgisayar ilk çıktığı zamanlarda USDT var mıydı? Araştırmak lazım. Çünkü üzerinde i5'in 3470S işlemcisi var. 8 GB RAM, 120 GB'lık bir SSD. Üzerinde ayrıca DVD sürücüsü var. Yani muhtemelen combo sürücü. DVD writer özelliği de olabilir. İçinde Windows 10 yüklü. İtalyanca olduğunu yorumlarda gördüm. Umarım İngilizce çıkar. Aynı zamanda Wi-Fi de varmış. Yani kablosuz bir şekilde de internete çıkabiliyor bu cihaz. Şöyle resme bakarsanız bir laptop DVD'si boyutunun yaklaşık 1.5 katı uzunluğu var. Biraz birazcık daha kısa olacak da genişli ve arkaya doğru uzun. Ama birazdan zaten kutudan çıkaracağım ve bu bizim ufaklıkta bir karşılaştırmak istiyorum. Bu bilgisayar ne amaçla kullanıldı? Öncelikle onu söyleyeyim. Biliyorsunuz Mi Box fiyatları çok yükseldi. 2000 liranın üstüne çıktı artık. Yaklaşık 1000 lira daha pahalı olan bu cihaz. Acaba onu yeni doldurabilir mi? Evde bir multimedya piece olarak kullanabilir misiniz? Yani salonda Televizyonun altına koyup isterseniz Android uygulamanın emülatörle çalıştırıp isterseniz Windows'ta tarayıcı üzerinden çeşitli uzun metrajlı seri sitelerine girerek oradan içerik tüketebilirsiniz. Bilgisayar tabii kullanım alanı çok geniş. Yani evinizde dahi kullanırken çok daha fazlasını yapabilirsiniz. 4K filmler hatta 3 boyutlu filmleri uygun televizyonunuz varsa rahat bir şekilde oynatacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki sadece böyle düşünmeyin. Bir ofisiniz var. Ofisinizde sadece Word, Excel açıp işte Outlook'tan mail'leri kontrol edebileceğiniz İnternette birkaç sekme açacağınız bir bilgisayara da ihtiyacınız olabilir. Küçük boylu bu bilgisayarlar hem yerleştirmesi kolay hem de kasa içinde upgrade şansı olduğu için de bir miktar en azından yenileme şansınız var. Yani içindeki SSD'yi belki yükseltebilirsiniz. Kasayı da açacağım birazdan onu da size göstermek istiyorum. Üzerindeki işlemci i5'in 3. nesil bir işlemcisi. Bas frekansı 2.9 GHz ama turbo ile 3.6 GHz'e kadar çıkabiliyormuş. 65 wattlık bir TDP'si var. Bu da çok fazla ısınmayacağını bize gösteriyor. Ve yine emülasyonu işimize yarayacak olan Intel'in sanallaştırma teknolojisinde destekliyor. Toplam 4 tane gerçek fiziki çekirdeğe sahip, sanal çekirdeğe sahip değil. Performansını merak ediyorum. Açtığım zaman emülatördeki performansı merak ediyorum. Eğer sizlerden talep gelirse içine direkt Android kurarak o şekilde de test edebilirim. Ama emülatörle kullanmak hem Windows'u kullanmanızı hem de Android'i kullanmanızı sağladığı için ben açıkçası o şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Giriş çok fazla atmadan kutuyu masaya yatıralım ve işinden nasıl bir bilgisayar çıkacak görelim. Evet arkadaşlar bilgisayarı kutusundan çıkardım. Bakın bendeki mini piece'ler aslında aslında düşündüğümden daha az bir fark var. Yani burada iki buçuk parmaklık bir farktan bahsediyoruz. Arkada da yaklaşık yine iki buçuk parmaklık bir fark var. Ama tabii ki ürünün yenilenmiş olduğu çok bariz bir şekilde belli. İçinden bir tane güç kablosu çıktı. Normal laptoplarda kullandığımız böyle üçlü kablo. Wi-Fi için bir tane D-Link markalı bir Wi-Fi alıcı var. Bu da sanırım sıfır değil. Ve tabii ki de bir HP adaptör çıktı. Şu uçlardan yine klasik her yerde bulabileceğiniz bir uç aslında. Kasa yenilenmiş bir kasa. Az önce söylemiştim. Ancak oldukça güzel yapmışlar. Bakın arkadaki metal bayağı sıfır gibi gözüküyor. Yan tarafta etiketleri de var. Şöyle alt tarafında şurada bir çizik var. Çok önemli değil tabii ki. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Şuradaki havalandırma kanalı hafif. Bir tanesi yamuluş, bir tanesinde küçük bir kırık var. Ben mi yaptım açarken kargoda mı oldu? Açıkçası tam bilemiyorum ama sanırım kargoda olmuştur. Şimdi kasanın kapağını açarak içine bir bakmak istiyorum. Açmak çok kolay. Arkada bir tane vida var. Onu açtıktan sonra kendinize doğru çekiyorsunuz. Bilgisayar içi bu şekilde. Şurada hafif böyle bir karartı var. Ancak şu elimle sürttüm. Toz gibi gözükmüyor. Tam olarak neden bu karartı oluştuğunu bilmiyorum ama özellikle fanın çıkardığı sesi merak ediyorum. Burada iki tane RAM yuvamız var. Laptop RAM'leri takılmış. DDR3 olması lazım. Baktığım zaman, siz de görebiliyor musunuz bilmiyorum. 4 GB, 2 tane ddr 3 RAM'imiz var. Hemen geri takalım. Slim DVD writer'ımız burada. Burada BIOS pilimiz var. Burada bir soket var. O soket hiç bugüne kadar gördüğüm bir soket değil. Açıkçası merak ediyorum ona neler takılabiliyor. Arkada bir de sanırım güç kaynağının bir havalandırması mevcut. SSD'yi göremedim. Bir şeylerin altında kaldı. Muhtemelen... Ama oldukça güzel tasarlanmış. HP'nin zamandaki muhtemelen çok kullanılan iş bilgisayarlarından bir tanesi. Şimdi kapağı kapatalım ve Windows yüklemeye başlayalım. SSD'yi buldum arkadaşlar. Şurada size de göstermeye çalışacağım. DVD writer'ın hemen altında, şu şeyin altında güzel bir yuva yapmışlar. SSD'yi oraya saklamışlar. Oldukça mantıklı. Ama halen de şu yuvanın ne olduğunu bilmiyorum. Merak ediyorum. Arkadaşlar bilgisayarda HDMI portu yok. Display portu sadece çıkışı var. Bir de VGA çıkışı var. O yüzden monitörüme bağladım. Burada karşıma direkt Türkçe seçeneği geldi. Ben ileri diyerek Türkçe olarak ayarlamaya çalışacağım. Bu arada bilgisayar bayağı sessiz çalışıyor. Yani fan oldu tabii ki belli. Fansız mini PC'ler gibi değil ama oldukça sessiz. Ben bu açıdan açıkçası çok beğendim. Bu tarz iş bilgisayarlarına nedense HDMI port koymuyorlar. Yani oldukça eski bir bilgisayar olmasına rağmen iki tane display port koymuşlar. Bir tane VGA çıkışı var. Ancak HDMI yok. Bol bol da USB var. Hatta PS2 fare ve PS2 klavye girişi dahi mevcut. Bilgisayar için işletim sistemi yüklü olduğu için buraları en başta seçmemiz gerekiyor. Türkçe dil desteği olması gayet güzel ve içindeki Windows'un orijinal olduğuna dair yorumlar okumuştum. Umarım o şekildedir ve bu sayede ekstra bir yazılım ihtiyacı duymayız. Bilgisayarın yanında gelen Wi-Fi adaptörü sadece 2.4 GHz'leri destekliyor. 5 GHz'lik ağları görmüyor. Belki bilgisayar internete bağlanıp güncelleme yaptıktan sonra görebilir. Şimdi otomatik olarak yüklenen Windows'un yanında bir sürü yazılım geldi. Bunlardan bir tanesi Avast ama bakıyorum sanırım Fransızca bir arayüzü var. Bunları kaldırmak gerekecek. Bilgisayarda kurulumları bitirdim. Gerçekten performansı çok iyi arkadaşlar. Yani 12 senelik bir işlemciden bu tarz bir performans açıkçası beklemiyordum. Baya her şey akıcı bir şekilde çalışıyor. Hemen Android emulatörü olan BlueStacks 5'i indireceğim. Bakın burada onu değil kesinlikle 5'i indiriyoruz. İndirdiğim dosyanın üstüne tıklayarak kurulumu başlatacağım. Burada kasanın kendi içinde hoparlör de varmış. Eğer dışarıya bir hoparlör çıkışı vermezseniz diye düşünüyorum. Kendi üzerindeki hoparlörden ses geliyor. BlueStacks kurulumunu başlatacağım. Hemen bizim Drive'a giderek bir tane uygulama indirip kuracağım ve performansını görmek istiyorum. Gösterdiğimiz BlueStacks emülatörlerinde en fazla şu soruyla da takılıyor arkadaşlar. Bluestacks'i kuruyorlar, Bluestacks'in içindeki Chrome'u çalıştırıyorlar, Drive'a gidiyorlar ancak Drive'a ulaşamıyoruz diyorlar. Aslında Bluestacks'in yani emülatörün içindeki tarayıcıyı kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Normal bilgisayarınızdaki Chrome'dan da istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. Şimdi size onu göstereceğim zaten. Eğer emülatör performansı da Windows performansı kadar akıcı olursa emin olun Mi Box tarzı cihazların papucu dama atılabilir. Hatta biliyorsunuz pek çok bankanın uygulaması var bu uygulamada Amazon'da yaklaşık %10 %15 indirim alabiliyorsunuz. Bazılarında maksimum 150, bazılarında 200 lira indirim aldığınızı düşündüğünüzde 3000 lira civarına böyle bir bilgisayar satın alabilir. Bu bilgisayarla sadece Android işlerinizi değil pek çok işinizi halledebilirsiniz. Bilgisayarın önemli avantajı oldukça sessiz ve hızlı bir şekilde çalışıyor olması. Eskiler bilirler DVD oynatıcılar ya da receiver'lar vardı. O tarz bir cihaz hatta onlardan daha küçük salonunuzda uygun yerde varsa rahat bir şekilde salonunuzdaki televizyonun altına koyabilirsiniz. Kesinlikle sırıtmayacaktır. Ama yine uygun bir yeriniz varsa da görünmeyecek bir şekilde de konumlandırabilirsiniz. Bu durumda kablosuz bir klavye fareye ihtiyacınız olacak. Bluestacks kurulumu tamamlandı. Şu an başlatılıyor. Ekranın gelmesini bekliyorum. Sonra drive'a giderek bir tane uygulama indireceğim. Bluestacks nedir? Bluestacks bir Android emülatörüdür. Bilgisayarda Android uygulamalarını çalıştırmanızı sağlar. Sadece bizim tanıttığımız uygulamalar değil, pek çok oyunu da destekliyor. Böylelikle mobil sürümü olan pek çok oyunu klavye ve fareyle oynayabiliyorsunuz. Bilgisayar Bluestacks kurulumunu da tamamladım. Şöyle bir rek yükledim. Rek şu an box sürümündeyiz. Her an bir tane içerik oynatmak istiyorum. Girdim, özet ekranı geçtim, kaynağımı seçiyorum. Uygulama akıcılığı çok iyi, bakın hızlı bir şekilde içeriği de oynatmaya başladı. İleri geri sarmada hiçbir problem yok, görüntü kalitesi oldukça güzel. Şu an BlueStax üzerinde rekte bir içerik oynatırken işlemci gücünün sadece %12'sini kullanıyor. Bu da oldukça iyi bir performans göstereceğini bize ispatlıyor. Bu arada BlueStacks emülatörün güzel tarafı şu. Hem uygulamaları mobil hem de box durumları çalışıyor arkadaşlar. Ve marketi telefon, tablette olduğu gibi tam bir şekilde geliyor karşınıza Yani herhangi bir market kısıtlaması yok. Bu açıdan emülatör açıkçası box yazıyor göre daha avantajlı. Ama bu noktada tabii ki Mi Box'ın özellikle küçük olması, sessiz olması, herhangi bir şekilde fan içermemesi de en büyük avantajlarından bir tanesi. Yine de böyle bir bilgisayar ciddi bir şekilde Mi Box'ın alternatif olabilir. Sadece Android değil, Windows tarafında çalıştırabildiği için bu gerçekten tercih etme sebebi olabilir. 3000 liranın biraz üstünde satın aldığım bu bilgisayarı ben açıkçası evde Mi Box yerine kullanabilirim. Ama burada tabii ki bütçe önemli. Yani 1500-2000 liralar arasında bulabileceğiniz bir Box cihaz yerine daha fazla ödeyerek daha fazla şeye sahip olabiliyorsunuz. Performansı ben çok beğendim. Amazon güvencesi de geliyor olması da bence bir avantaj. En ufak bir sorun yaşadığınızda direkt iade edebilirsiniz. Ve AliExpress'ten farklı olarak Amazon şöyle güzel bir taraf var. İade ettiğiniz zaman kesinlikle ödediğiniz paranın tamamını geri alabilirsiniz. Özel şartlar tabii ki belirtilmediği sürece özellikle Amazon'un kendi sattığı ürünlerde hiçbir sorun yaşama ihtimaliniz yok arkadaşlar. Yavaş yavaş da videoyu kapatalım istiyorsanız. Siz bu tarz bir cihaz kullanır mısınız? Bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen aşağıda yorumlara yazın. Bu arada cihazın satın alma linkini açıklamada bulabilirsiniz. Ben benzer cihazlar var Amazon'da. Onları da araştırıp en uygun fiyatlı satın alabilirsiniz. İşlemcisi bir tık daha yüksek, RAM'i bir tık daha fazla ve daha güncel teknoloji sahip cihazları Az bir farklı yine satın alma şansınız var. Onları da tercih edebilirsiniz. Burada her şey bütçeye ve kullanım senaryonuza bağlı. Her zaman söylediğim gibi kanal desteklemek için de abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı kanala davet etmeyi lütfen unutmayın. Aklınıza gelen her konuda yorumları kullanabilir, bana mail gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.